Evet, arkadaşlar herkese merhaba. Oyalı Günler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizle şöyle bir havlu kenarı modelimi göstermek istiyorum. Bunun modelini ben daha önce çok gerilerde bu modelimden vardı benim. Yani göstermiştim size. Bir sürü yorum geldi. Hani birleştirme yerleri neden hani tam göstermediniz diye. Çok uzun olduğu için ben kısa kısa kesmiştim. O yüzden şimdi bu havlu kenarımın detaylı olarak inşallah bu sefer daha detaylı anlatırım. Detaylı olarak bu havlu kenarımın modelini sizlerle paylaşacağım. Şöyle şu modelimi daha önce yapmıştım. Şimdi şu turkuaz mavisinden yapacağız. Şöyle inşallah ışığım iyidir. Şöyle durayım biraz daha. Evet, şu şekilde hemen önce göbeğini yapalım. Şöyle göbeğini beyaz kullandım ben. Parmağıma ipimi doluyorum. Ve şu şekilde benim bakın halkalarım var. Ne büyük ne küçük halkalarım orta boy. Şöyle tutayım. Bakın şu şekilde halkalarım. Evet, parmağıma ipimi doluyorum. Şu şekilde tığımı sabitledim ve bir tane halkadan alıyorum elime. Şöyle hemen halkamın içinden şöyle sık iğneyle hemen sabitliyorum. Bakın. Evet, sık iğneyle tek seferde çıkardım, sabitledim. Tekrar alttan alıyorum şu şekilde. Tek seferde çıkartıyorum. Şu şekilde içinden geçiriyorum. Tek seferde çıkartıyorum. 3 oldu. İçinden geçiriyorum. Tek seferde çıkartıyorum. 4 oldu. 5 oldu. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ben bu sırayı dolduracağım arkadaşlar. Tam buraya 38 tane sık iğne yapacağız. Şu an ben 15 tane yaptım. 38 tane yapınca tekrardan döneceğim. Evet, şu şekilde 38 tane yaptım. Bakın biraz arada açıklık kalıyor ama o arayı şöyle biraz şöyle kapatıyoruz. Bakın kapandı. 38 ve ilk başladığımız yere sık iğne ile şu şekilde sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Ve şurada bir tane zincir kalacak şekilde. Aşağıda bir tane zincir kalacak. Şöyle hemen içinden geçiriyorum. Sık iğneyle tek seferde çıkartıyorum şöyle. Hemen başına küçük bir fesilge yaptık. Bir zincir çekiyorum, çeliyorum. Bir zincir bırakıyorum. İkinci zincire batıyorum şu şekilde. Ve 2 çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum başına. Şu bakın kutumun içine giriyorum. Çelmeden ve tek seferde çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum, çeliyorum. Bir zincir bırakıp diğer zincire geçiyorum. Şu şekilde ve içinden çıkartıyorum. Şöyle 3 tane oldu. Tığımda 2 çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tekrar kutumun içine giriyorum. Tekrar bir zincir, tekrar çeliyorum. Bir zincir bırakıyorum. Diğer zincir sık iğnesinin arasına giriyorum. Şöyle tam evet 2 çok sık yapmıyoruz. Biraz gevşek çekiyoruz çekerken yani 2 çıkartırken 1 2 3 4 5. Bu şekilde arkadaşlar. Başa kadar tam 18 tane fesilge olacak bu şekilde. Bakın ben 1 2 3 4 tane yaptım. 18 tane bu şekilde yapacağız. Evet, şu an 17 tane yaptım ben şu şekilde. 18.'yi de yapıyorum. Telefonum sabitlesin. Evet. 18.'yi de yapıyorum. Şöyle 2 çıkartıyorum. Biraz bazı yerlerde hızlanmış olabilirim arkadaşlar. Hızlı dediğiniz yerlerde isterseniz videonun üst tarafında 3 tane üst üste nokta var. Oraya basıp bastığınız anda zaten hani normal ya da biraz daha hızlı istiyorsanız hızlı, yavaş istiyorsanız da yavaşlatabilirsiniz oradan videoyu. Daha detaylı görürsünüz. Bakın ilk başladığım yere sabitledim. Bakın. Şu şekildeydi.
Şöyle ilk başladığım yere sabitliyorum. Tek seferde şöyle çıkartıyorum tığımı ve bir zincir çekiyorum. Bakın şu an halkamız bitti. Şimdi kopardım ben bunu. Ve diğer halkama geçiyorum hemen. Evet, telefonum sabitlerse. Evet. Şimdi tekrar şöyle zincirimi sabitledim. Ve hemen şöyle zincir halkam alıyorum. Şöyle. Aynı şekilde şu beyazı yaptığımız gibi aynı şekilde arkadaşlar içine 38 tane sık dolgu yapacağız. 2, 3, 4, 5. Burayı biraz hızlı geçiyorum. Çünkü neden? Hani burada göstermiştim aynı aşamada. Şu an içindeki 38 tane sık dolgu yapayım. Aynı bu rengimi de tekrar döneyim size. Evet, şu şekilde halkamı sık iğneyle dolandım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. Ve alttan bir zincir kalacak şekilde batıyorum. Şöyle. Bakın, bir zincir çekiyorum. Hemen yan tarafa geçiyorum. Evet, şimdi burada kafanız karışmasın. İlk hep başlangıcında kafanız karışmasın diye hep başlangıcında ekleme yapalım. Kalan yani şu üst tarafı kalırsa bu tarafı en son yapalım. Hem şu tepelerde ipimizi koparmamış oluruz, daha güzel durur. Hep başlangıcında yapalım eklemeyi. Evet, şu şekilde bakın. Şu doğru tarafı şöyle. Telefonum hep odaklanma problemi yaşıyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Şöyle bakın. Şu şekilde ekleme yapacağız. Herhangi bir fesilgenin şöyle başından geçiriyorum. Tek seferde çıkarıp iki zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. Bakın şu şekilde geriye dönüyorum. Ve yine kutumun içine sabitliyorum. Ve bir zincir tekrar çeliyorum. Bir zincir bırakıp diğerine batıyorum. 2 2 çıkartıyorum. Tekrardan 2 zincir. Bir ekleme daha yapacağız yanındaki fesilgeye. Bakın, tekrardan eklememizi yaptık şöyle. Ve 2 zincir tekrardan geriye dönüyoruz. Evet. Bir zincir ve hemen yanındakine tekrardan gidiyoruz. Artık başa kadar 2 3 4 5. Bazı yerlerde hızlı oluyorum, farkındayım arkadaşlar. Yoksa hani saat çok fazla olacak. Şöyle bir zincir hemen yanına bu şekilde. Bakın bu şekilde burayı komple başa kadar geliyorum tekrardan. Evet, şimdi ben başa kadar geldim şu şekilde arkadaşlar. 18 tane yaptım ve hemen ilk başladığım fesilgenin şu tam dibine, bakın şöyle tam dibine, şöyle tam dibine batıyorum ve kapatıyorum. Şöyle düzeltiyorum, sıkıştırıyorum. Bir zincir çekip bakın bu halkamda oldu. Artık bunu da koparıyorum. Evet, şu şekilde yaptım ve diğer halkama geçiyorum. Diğer halkamın da içine aynı şekilde artık için halkasını söylememe gerek yok. 38 tane dolduruyorum, tekrar geliyorum. Bakın aynı şekilde 18 tane, pardon, 38 tane şu şekilde içine sık dolgu yaptım ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum ve altta bir zincir kalacak şekilde şöyle bir tane fesilge oluşturuyorum. Bir zincir çekip hemen yan tarafa geçiyorum. Ve şimdi yine eklememizi yapacağız. Bakın artık bu ikinci eklemeyi de yaptığımız zaman arkadaşlar diğer eklemeler son bir kalan halkaya kadar aynı şekilde olacak. Son bir kalan halkada hem buradan hem buradan hem buradan üçünü bir tutturacağız artık.
Bakın bunu da göstereyim. Şöyle tuttuğum zaman iki tane buradan alacağız. Bakın 1, 2. Burada bir tane boşluk kalacak. Bir, önce şuradan başlıyoruz. Şöyle hemen ekleme yerine geçelim. Şöyle arkasından tutuyorum ki bakın ördüğüm zaman düz tarafına gelecek. Şöyle içinden geçiriyorum. Tek seferde çıkarıyorum. İki zincir çekiyorum. Çeviriyorum ön tarafını. Kutumun içine giriyorum. Bakın şu şekilde. Evet, tığımı kaçırdım. Evet, şu şekilde geriye dönüyorum. Bir zincir çekiyorum ve hemen bir boşluk bırakıp diğerine geçiyorum. 2 2 çıkartıyorum. 2 zincir çekiyorum. Hemen bakın yanındaki silgiye batıyorum. Yine aynı şekilde geriye dönüyorum. 2 zincirle bir silgiye geçiyorum. 2 zincirle de geriye dönüyorum. Hemen kutumun içine dönüyorum. Bir zincir tekrar çeliyorum ve 2 2 çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Kutumun içine tekrar giriyorum. Bir silgi, bir zincir. Tekrardan çeliyorum. Bir zincir arası. Tekrar 2 2, tekrar 2 zincir ve şimdi artık şu göbeğine beyaza birleştireceğiz. Bakın şu bir tane boşta kalacak, arada kalacak. Ve şimdi ekleme yaparken de bir tane beyaz kalacak arada. Diğer beyazıma ekleme yapıyorum. 1 2 geriye döndürüyorum. Ve kutumun içine giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar çeliyorum ve bir zincir bırakıp diğerine geçiyorum. 2 2 çıkartıyorum. 2 zincir. Tekrardan yine ikişer tane tutturduğumuz için 2 zincirle tekrar geri dönüyorum. Bakın şu şekilde. Evet, şimdi ikisine de eklememizi yaptık. Bir zincir çekip aynı bu şekilde. Bakın, ikisine de eklememizi yaptık şu an. Artık 18 tane bu 18 tane silge yapacağız ve en başa geleceğiz. Koparacağız ipimizi. Evet, şu şekilde 18 tane yaptım. Başa geldim ve artık bir zincirle sabitleyip koparıyorum. Aynı şekilde bakın aynı bu yaptığımız gibi en başa kadar gidiyoruz. Bir tane kalana kadar. 5 tanesini aynı şekilde yapıyoruz. Bir tane en sondakini size yine göstereceğim. Yine bir tane daha göstermek istiyorum. Üçüncüyü de aynı şekilde göstermek istiyorum. Hemen yine 38 tane sık iğnemi yapıp yine dönüyorum size. Evet, aynı şekilde 38 tane sık iğnemi yaptım. 8 tane zincirimi çektim. Altta bir zincir kalacak şekilde batıyorum. Bir zincir çekiyorum ve hemen bir sık iğne bırakıp diğerine batıyorum. 2 2 çıkartıyorum. 2 zincir çekiyorum ve artık birleştirme yerine geçiyorum tekrardan. Bakın şu şekilde hep bu taraftan sağdan gidiyoruz bakın. Ben sağlak olduğum için sağdan geliyorum. Solak olanlar sol taraftan yapar. Yapabilirler yani. Şöyle bakın şu şekilde sağ taraftan düz tarafı bu taraf. Yine aynı şekilde şu şekilde tutuyorum. Arkasını çeviriyorum ki şöyle hani fisilgesine girdiğimde düz olsun. Şöyle şu şekilde girdim. Tek sefer çıkartıyorum. İki zincirle sabitliyorum. Şöyle geriye dönüyorum. Kutumun içine bir zincir çekiyorum. Bakın bir tanesini birleştirdik. Tekrar batıyorum. 2 2 çıkartıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yanındaki silgiye batıyorum. Tek seferde çıkartıyorum. 2 zincirle geriye dönüyorum. Bakın. 2 zincirle tekrar geriye kutumun içine girdim. Ve aynı devam ediyorum şu an halkama. Bir tane bırakıyorum. Diğerine batıyorum. Bu arada kalacak. Bunu birleştirmeyeceğiz. 4-5 zincir çekiyorum. Herhalde 5 oldu. Tek seferde çıkartıyorum. Bir zincir çekip
Bir aşırı yine batıyorum. Evet. Şimdi burayı birleştireceğiz yine. Bakın. Şu şekilde oldu. Bir tane bu arada kalacak ve şimdi beyaza birleştireceğim. Bir tane de beyazdan. Her fisilge birleştirme arasında mutlaka bir tane fisilge kalacak. Şimdi iki tane birleştireceğiz fisilgeye. İki zincirle bakın. Tekrar geriye dönüyorum. Bir zincir. İki zincir çekiyorum. Yine ekliyorum. İki zincirle geriye dönüyorum. Kutumun içine giriyorum. Şöyle bir zincir çekip artık tekrardan bu halkamı oluşturacağız. Bitiş yerine kadar tekrardan halkamı oluşturacağım. Evet, bakın yine üçüncü motifimizi de aynı şekilde yaptık. 18'i yaptım. En başa geliyorum bu şekilde. Artık bir zincir çekip koparıyorum. Bakın. Bir tane motif kalana kadar hepsi aynı şekilde olacak arkadaşlar. Ben iki tane daha aynı sistemde yapacağım. Şunların sisteminde yapacağım. Ondan sonra en sonki motifte şu ekleme kısmını göstereceğim size. En son bir tane motif kalana kadar ben öreceğim. Bir tane en sonki motifte size ekleme yerini göstereceğim arkadaşlar. Evet. Artık son. Bakın son halkamı da yapmış bulunuyorum şu anda. Artık şu ekleme yerini size göstereceğim. Diğer havlu kenarına ekleme yerini. Aynı şöyle ilk baştan başlıyoruz şu şekilde. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zincirimi çekiyorum. Aynı şekilde bir zincir kalı batıyorum. Bir zincirle hemen yan tarafa gidiyorum. 2 2 çıkartıp 2 zincir çekiyorum burada. Burada eklememizi yapalım. 2 zincir çektim ve şuradan ekleme yapıyoruz. Bakın. Aynı baştan başlayıp şuradan şöyle alıyorum elime. Hemen bakın. Şu arada kalacak. Şu bir tanesi bir tane arada kalacak şu şekilde. 2 tane yine ekleme yapacağız buradan. Şuradan hemen fisilgemin içine giriyorum. Ve şöyle şöyle 2 tane zincirle geriye dönüyorum. Birleştirme şekli aynı aslında arkadaşlar. Bir zincir. Hemen bir aşırı batıyorum. Yine 2 zincir. Dediğim gibi arkadaşlar, eğer hızlı derseniz videonun hemen üst tarafında 3 tane üst üste nokta var. Oraya tıklayın. Yavaş modunu alabilirsiniz eğer çok hızlı diyorsanız. Oradan yavaş izleyebilirsiniz. Şöyle hemen geriye dönüyorum. Şöyle. Şu şekilde. 2 zincirle geriye döndüm. 1 zincir çekip yine bir aşırı batıyorum. 2 2 çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Şu şekilde. Bir zincir. Tekrardan bir aşırı batıyorum. 2 2 çıkartıyorum. 1 2 zincirle tekrardan şu beyazı artık kapatacağız. Bakın, birleştireceğiz. Bir tane bırakıyorum. Diğerine birleştiriyorum. 2 zincirle geriye dönüyorum.